Bugün varva ilacımızı vereceğiz. Her ne kadar çıta olanı kullansam da yıllarca kullandığımız duman şeklinde verdiğimiz şu var. Rulamit ve A diye. Bunu kağıt şeklindedir. Şöyle aç bunu bakayım Emre'ciğim. Şöyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kağıt. Bunu yakıyoruz. Yaklaşık olarak 20 ile 25 arası kovana vereceğiz bunu. Fıs yöntemiyle veriyoruz. 1, 2, 3 o şekilde 3 defa üflenecek. Şimdi şu bunun içerisine bırakacağız körüğün. Körüğünde şöyle bir aparatı var içeriye rahatlıkla girmesi için. Bunu hemen vermemiz gerekiyor. Kapatalım. Şu anda da uygulamasını sizlere gösterelim. Üç ver, üç. Böyle tüm kovanları dolaşıyoruz. Bunu vermemizdeki amaç tabii ki çıkacak olan yavruların daha sağlıklı olması içindir. Diğerleri var olan arılar içindir. Yani çıtayı kovanın içerisindeki arılar içindir. Bunlar da çıkacak olan yavrular için veriyoruz. Çünkü yumurta attıklarından dolayı içerideki bitler varva bitler. Yani zaten varva bir bittir, arı bitidir. Bunları dışarı döktürüyor. Diğer bazı ilaçlara bağışıklık kazandığı için arada değişik ilaçlar veriyoruz. Bağışıklık kazandıklarından dolayı değişik şekilde ilaçlar da veriyoruz. Bu da diğer türlüsü. Bu ilacı Mayıs ayında da veriyoruz. Bir de şu anda balsamından sonra veriyoruz. Şimdi bu dumanı balın içerisine sınacağı için Mayıs ayından sonra bunu vermiyoruz. Diğer çıta olanı kullanıyoruz. Zaten o dönemlerde fazla da bir arı yaşamıyor. Şu anda bu arıları yaklaşık olarak bir hafta sonra aşağıya götüreceğimden dolayı sağlıklı bir şekilde bunu aşağı indirmek adına bunu yapıyoruz.